falan filan diye tavsiye eden samimi arkadaşlarımız oldu. Niye? Daha değerli oluyorsun anlamında. Özellikle bu bir aslında şey, kamuflaj. Plastik yaratma. Sanatlar eleştirilerinde bu çok yaygın bir gelenektir. Evet. Yani. Evet. Öyle. Ne kelimelerle. Evet. O nedenle şimdi İstanbul dediğimizde gerçekten Ankara dediğimizde, Diyarbakır dediğimizde, Trabzon dediğimizde, İzmir dediğimizde mesela aynı şeyi kastetmeyiz, aynı şeyde değerlendiremeyiz. Bundan 15 sene önce İzmir'de sanat yapar arkadaşlarla konuşurken buraya gittiğiniz zaman sergi açmaya gidiyorsunuz, sizi alıyorlar, yemeklere götürüyorlar, arkadaşlar yapıyor falan. Şimdi arkadaşlarımın önemli bir bölümü de burada hocalık yapıyorlar. Onlara konuşurken şunu söylüyordum, ya sanat mı İstanbul'da yapılır diyordum. Niye her yerde yapılır falan filan diyordum. Ben de onun niye öyle olmadığını anlatıyordum. Bazen İstanbul'a gidersiniz, bazen siz İstanbul'u kafanıza alırsınız, kalbinize alırsınız. Aynı şey gibi. Yani adam bir tanesi 5 yıldır şeydeymiş, Irak'taymış. Karısı mıymış, neymiş, gelmiş. Sevgilisi varmış, kadını öldürmüş. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde haber. Şimdi eğer 5 yıl gidiyorsanız böyle bir şey oluyorsa zaten sizin karınız ya da sevgiliniz değildir diye düşünüyorum ben. Ama şunu da çok iyi biliyoruz. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur denir. Bir de deriz ki nereden çıkarıyorsun? Sonsuza kadar sevebilirsin, sonsuza kadar önemseyebilirsin, sonsuza kadar kavuşamayabilirsin ama senin için hala değerlidir. Şimdi illa İstanbul'da mı sanatçı olur? Ben buna inanmıyorum. Ama illa İstanbul'da sanatçı olunur. Ya öyle ya öyle. Ya herro ya herro. Neden? İstanbul'da değil ki marifet. Eğer buradaki bu birbiriyle çelişen hayatlar, bu derin hayat yüklü mekanlar, ortamlar, duyarlılıklar, zihinsel kültür birikimi hemen her istediğin zaman bir sergiye gitme, tecrübeni arttırma, hemen her istediğinde bir konferansa gitme, panele gitme, bir söyleşiye gitme, ta uzaklardan ismini bile duymadığın birilerinin karşısında birebir kardeş duygular, kardeş akıllar, kardeş duyarlılıklar, kardeş formlar üreten bir şeyle karşılaşırsınız. Bütün bunların özü aslında karşılaşmadır. Karşılaşma çok önemlidir. Karşılaşırsın, alırsın. Karşılaşırsın, asla tanımazsın. Karşılaşmak için İstanbul bir mekandır. Çünkü karşılaşabilirim. Şimdi burada gecenin saat 11-12'sine bak, bir yıl sarhoşla karşılaşırsın. Doğru. Karşılaşmak istemiyorsan sarhoşların olmayacağı bir yere gidersin, orada karşılaşmıyorsun. Şimdi burada da entelektüel kültür ve düşünceyle, burada belli duyarlılıklarla, burada yaptıklarınızı takdir eden ya da anlayan birileriyle karşılaşırsınız. Ve her karşılaşma bizi alır buradan şuraya koyar. Öbür karşılaşmada buradan alıp buraya götürür. Ama İzmir'de olmuyor bu. Arkadaşların şimdi hepsi geldiler buraya. Yani ve İzmir'de bitti sanat yapan arkadaşlar. Sır İstanbul'un trafiğinde o zaman. Efendim? İstanbul'un trafiğinde. Her açıdan. Her açıdan trafiğinde. Evet tabii. Burada bakma özgürlüğün var. Burada da derler ama Anadolu'da bakarsan ne bakın lan derler. Burada da derler. He? Burada da derler ama burada daha bakmasını bilirsen demezler. Çünkü bu şehir bakılmak üzere kurulmuş bir şey. Evet. Ne diyor? Topkapı Sarayı'na gidip bakacaksın. Bakacaksın. Boğaz Köprüsü'ne bakacaksın. Benim atölyenin olduğu yerde aval aval dolaşan milyon turist var. Böyle bakıyorlar. Evet. Çünkü bakılmak üzere bir yer orası. Evet. Binalar var. Üstünde binaların tarihi olmalarından dolayı mimarların imzaları var. Etraf işte şeyler var. Antikalar var. Oralarda çeşitli folklorik özellikli giysiler var. Bakmak üzere kurulu bir şey bu. Ama her şehir, her sokak bakma üzerine kurulu değildir. Oradan geçeceksin o kadar. Etrafa da fazla bakmayacaksın. Bakarsan da kavga çıkıyor. Burada çıkan, burada da çıkar kavga ama ikisi aynı kavga olmaz. Böyle bir kişileştirme gibi bir şey sezdim. Yani şimdi bu İstanbul tarihimizden. Başından beri onu yapıyorum zaten. Evet. Başından beri onu yapıyorum. Böyle bir sevgili var yani ortalıkta. Var tabii yani. Var tabii.
Hani söylenir ya sevgili, ben onu çok seviyorum. Ama yanlış anlaşılmasın, ben kuşları da çok severim, ağaçları da, manzarayı da çok. Öyle değil. Sevgili var resmen. Vuslat da dahil. Bu sahici bir şeydir. Sadece burada biz bir iki cins arasındaki ilişkiden söz edersek hiç ilgisi yok. Ama alma verme üzerine kurulu bütün ilişkiler, ötekiyle ilişkilerimiz, dostluk ilişkilerimiz, arkadaşlık ilişkilerimiz, anne baba, ilişkiler, komşu, bütün buralarda alma verme yoksa komşuluk da yoktur. Alma verme yoksa arkadaşlık da yoktur. Bu alma verme dediğimiz şeyler maddi şeyler. İstanbul'la sanatçı veya entelektüel düşünce arasında gerçekten yaratıcı olan eğilim arasında böyle bir ilişki var. Ondan alacaksınız. Ama onu vereceksiniz de aynı zamanda. İşte benim arkadaşımın söylediği şey oydu. Ekrem Kahraman bu kadar tarihi bir ortamda İstanbul'un göbeğine ne demeye bunları yapıyor? Ne demeye bunları yapıyor? Çünkü bu olana karşı benim bir tepkim o. Sanat da bir tepkidir. Tepki dediğimizde hep şey algılıyoruz onu. Sert çıkma, sert olarak, çıkma karşı olarak. Çıkma olarak algılıyoruz. Gayet tepki benim şeyim bu. Şey gibi bir şey. Selamun aleyküm diyorsun. Adama bir tepki veriyorsun. Evet. Adam da sana aleyküm selam diyor. O da bir tepki. O da bir tepki. Tabii bunun olması lazım. Sokağa selamun aleyküm dersen bir ressam olarak, sokağın yorumlanmış resmi çıkar ortaya. Ressam olarak söylüyorum. Aslında selamı önce o veriyor. Biz aleyküm selam diyoruz. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim ben. Mesela bana göre İstanbul eski tarihi binaların olduğu yerlerdir. Neden? Çünkü tarih vardır. Apartmansa apartman Mersin'de de var. Ama tarihi geçmiş yok. Stockholm'de eski ada diyen bir yer vardır. Bütün Stockholm'den çok daha Stockholm'dir orası. Ama oraya gidersiniz her şey tarihidir. Her yer meyhanedir, yemektir. Oraya gideceksiniz, aval aval etrafa bakacaksınız. Ama bilmem ne Strasse Caddesi'ne girdiğiniz zaman orada bakacağınız bir şey yoktur. Yoktur. Sizi ilgilendirmez, beni ilgilendirmez. Ama orada Vikinglere kadar gidersiniz. Krala gidersiniz, kraliçelere gidersiniz. Gördüğünüz filmlere gidersiniz. Tarihin belli katmanlarına gidip gelebilirsiniz bilgi dağarcığınıza göre. Ama bir apartmanda nereye gidersiniz bu anlamda? Evet. O anlamda diyorum bir selamun aleyküm, aleyküm selam meselesi söz konusu. Evet. Merkezliği oradan geliyor. Yemek yapmayı sever misin hocam? Bazen. Bazen bazı yemekler yapıyorum. Burada Beyoğlu'nda böyle özel olarak ya gidip şurada yemek yiyelim dediğim yer var mı? Var tabii. Bir kebapçım, bir balıkçım var her zaman. Geri kalan yemekler de zaten atölyemin bulunduğu yerde Çukurcuma'da esnaf arkadaşlar var. Orada kuru fasulye, pilavlar, işte yok yeşil zeytinyağlılar bilmem ne. Onları orada yapıyoruz ama bu söylediğimiz şey Musa Usta var mesela kebapçı. Evet, sizin o yere yakın, oraya giderim. Burada da arkadaşım var, Asmalı Mescit balıkçısı, oraya giderim. Bu her ikisi de aynı zamanda da sadece yemek değil, aynı zamanda da rahat edebileceğim sahici ortamlardır benim açımdan. Suriçi ve Beyoğlu dışında, İstanbul'da özel olarak selamlaştın öyle diyelim. Böyle köşeler, noktalar ya da semtler var mı Ekrem Hocam? Var tabii. Var tabii. Şöyle söyleyeyim, Sarayburnu. Sarayburnu. Sultanahmet. İşte nedir? Köprü. Tamam. Belgrad Ormanı. Belgrad Ormanı asla gitmeden edemediğim bir yerdir benim. Bugün bir Japon'a söyledim, bir gün seni götüreceğim oraya diye mesela. Adam orman resimleri falan yapıyor ama o bakımdan. Diyorum bizim ormanları gördün mü neydi diyor. Dedim böyle böyle yer var dedim. Allah Allah diyor. Çok hoş bir Allah Allah diyor onu. Allah Allah diyor. Tabii dedim Allah Allah, Allah orada.